Ne oluyor kızım? Birisi eve girmeye çalıştı. Kim girecek? Ne diyorsun sen Didem? Geç şöyle. Geç. Ne oluyor Emine abla? Kim bunlar? Belanın adı mı olur kızım? Ne bileyim ben. Geç şunu arkaya. Geç. Kaya abi, sen içeride iki kadın var, çok kişi yok dedin. Ama bunlar bizim çocukların hepsini indirdi. Ben de girip gireyim mi? Ne dersin? İçeri ha sen girmişsin ha ben Sinan. Açığa çıkarız öyle, geç. Ulan bir altı beceremedin. Ben sana doğru düzgün adamlar bul dedim. Abi, sen getirdiklerin hemşerimiz olmasın deyince toplam ekiple geldim mecbur. Ben ne diyeyim? Bir şey deme Sinan. Bana bir şey deme, kes sesini. Çür. Yenge, iyi misiniz? Sen misin Selçuk? Benim yengem. Yenge, dışarısı temiz. İçeride bir şey var mı? Var. Aşağıda. Adamın teki. Ölü. Biri de baygın. Kim ulan o itler? Ne diye geldiler? Anlamadık ki yenge. Birkaç tane çakal. Ortalığı hemen temizleyin. Haşmet abine de haber verin. Buraya da fazladan adam çağırın. Dışarıyı da iyice kolaçan edin. Tamam yenge. Hemen temizliyoruz. Ver şunu. Herkes toplantıdaydı. Halamlara mı haber versek? İyi, ara. Efendim Nida? Hala, bizim ev birileri bastı. Ama merak etme, Emine abla da ben de iyiyiz. Ne diyorsun sen Didem? Hala biz şimdi ne yapalım? Oraya mı gelelim yoksa siz mi gelirsiniz? Babamlar da toplantıda, ne yapacağımızı bilemedik. Ben herkese haberdar ederim. Siz sakın oradan bir yere çıkmayın. Biz geliyoruz. Tamam hala. Mine, sen yukarıdan çantamı getir. Hatice ablaya da haber ver oğlum. Ne olmuş Ömür? Abimlerin evini basmışlar. Sen çantamı getir, ben anneme söyleyip çıkacağım. Tamam tamam.
Anne. Anne, iyi misin? Anne. 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 Ceylan, yarın pişman olacağın bir şey yapıyorsun. Ben senin yerinde olsam... Sen benim yerimde olamazsın. Yerini bil. Sorularıma doğru cevap ver ki... belki dünyanın öbür ucunda yaşamana izin veririm. Efendim Hatice. Anlamadım. Tamam. Gidiyoruz Ebru. Gidiyoruz. Ceylan Hanım. Şimdi değil. Manyaklar. Ben gördüm. Çık! Silah sıktığım yere doğru ikiniz ayrı noktalardan ilerleyin. Kobi.
Tekin abi, peşine gideyim mi? Koklayarak mı bulacaksın adamı Kubi? Ece'nin bu saati boş ver şimdi. Ne duruyorsun İlyas? Söylediğimi duymadın mı? Abi ben seni duydum da sen söylediklerini duydun mu? Şunu söylüyorum. Tipinin yerine beni infaz edebilirsin. Abi madem böyle bir opsiyonumuz var, müsaade edersen ben kendi kafama sıkayım, bu konu burada kapansın gitsin artık. Hasar, senin bu yaptığın bir dadaşa yakışmaz. Burada bunu herkes yapabilir. Misal şunlar. Sen olmaz. O zaman sen de Rafet'in sana ihanet ettiğini söyle. Mesele bitsin. Dadaş. Seni kurtarmak için söylerim. Hazır. Ama şunu bil. Ben kendimi illaki öldürürüm. Ya da öldürtürüm. Bir dakika. Bir dakika. Ben bu masaya oturduğumdan beri ilk defa böyle bir dostluk ve dayanışma gördüm. Açıkçası benim burada ne işim var derken bu akşam şahit olduklarım iyi ki buradayım dedirtiyor. Müsaade ederseniz ben Hızır Reis'in yaptığı fedakarlığa, Tipi Ağa'nın yaptığı delikanlılığa binaen, ikisinin de masa tarafından bırakın infaz edilmeyi, gerçekten takdir edilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben de Yaman gibi düşünüyorum. Belli ki Tipi Rafet konusundaki gerçeği gururuna yediremediği için açıkça bizimle paylaşamıyor. O yüzden bugünkü gündem bence artık yersiz bir hale geldi. Ha şöyle ya, bir kere düşmanlıktan vazgeçip herkes birbirini anlayıp birbirine iyilik etmeye kalksa ya. Bu eğer yeni dostluklar için bir adım olacaksa ben de varım. Var ol Yavuz. Var ol. Ya ben zaten başından beri Tipi kardeşimi desteklediğimi söylemiştim. Bu işin böyle sulhle nihayetlenmesine çok memnun oldum. Bu iş henüz nihayetlenmedi. İdris Reis. Ya Tipi, burada herkes senin ne kadar iyi, değerli olduğunu, delikanlı olduğunu söylüyor. Asımların da buna dahil. Yeter artık ya.
hasımlarım hariç. Haşmet. Burada başta sen olmak üzere hepinize teşekkür ederim. Ama benim verilmiş sözlerim, bekleyenim var. Kusuruma bakmayın. Sen kusura bakma. Tipi abi. Nereye gideceksen buyur beraber gidelim. Baba. Babaannem.
Ah be adam be. Ben şimdi sensiz ne yaparım? Bir şey mi oldu Şahin'a? Kim Şahin'a? Başı sağ olsun evlat. Var ediniz. Ayrı Hanım. Hakkın rahmetine kavuşmuş. İnsan kaç kere anasını kaybeder Şahin'a? Annem. Meryem yengem. Babaannem. Bana analık yapan bütün kadınları kaybettim. (Gülüyor)
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Tekrar Allah'a döneceğiz evlat. Kısmet, babama buraya geçeceğimi söyledin mi? Söyledim abi. Bu ev kimin? Bizim. Nasıl bizim? Alacağımıza karşılık çökmüştü baba. Madem böyle bir eviniz var, ne diye iki aydır benim evde yatıp kalkıyoruz ha? Babam hep başkasının malını daha çok sever Yavuz. Masrafsız ya. Sizin için masrafsız ama benim için gayet masraflıydı Yaman. Sırf Hamdi babanın konu komşudan çaldıklarını ödeyeceğime bir ev daha alırdım o parayla, biliyor musun? Sen de bir mahalleyi soy Yavuz. Bir kilometre civarda ev yok. Hangi mahalle Selma? Cihan abi varınca konum atın. Konuşacaklarım var, gelmek istiyorum dedi. İyi tamam, at o zaman. Gelecekse gelsin. Şş, Selman. Bu abin kimle konuşuyor böyle gizli saklı? İnce iş. Ya delirtmeyin adamı. Başımıza gelmeyen kalmamış. Ne ince iş? Yavuz abi, sen belki Bahar Hanım'dan öğrenmişsindir. Bu Hızır'ın annesi hasta mıydı? Niye ölmüş? Boş boş konuşma İsmet. Kadın yaşlıymış, ölmüş. Ben niye bunun için Bahar'ı arayayım, sorayım? Allah Allah. Seni hala çözmedi mi diyorsun? Biraz daha kalsaydık çözecekti. Zaten o andan sonra geri dönüş olmazdı. Orada ikisini de öldürmek durumunda kalırdım. Olacak iş değil vallahi. Bir analarının ölümü bu gece bir sürü insanın hayatını kurtardı. Bunlar kandil gecesi mi doğmuş nedir anlamadım. Hepsi ne aynı günde ne de aynı gecede doğmamış. O kadarını iyi biliyorum Yaman. Aynı günde olsunlar o zaman. Ne diyeyim, fıstık. Annelerinin ölümü zaten onlar için ölümden beter oldu. Artık kolay kolay kendilerini toparlayamazlar. Onları güçlü kılan, bir arada tutan bir kadındı. Desene babam gibi bir şeydi yani ha. Yaman, eve geçiyorum. Geliyor musun?
Nasıl olsa bu gece benim nerede olduğumla kimse ilgilenmez. Aslında gelecektim ama Cihan Subuş'u hesap sormaya gelecek aklınca. Erken biterse gelirim. İyi olur. Bundan sonrasını konuşmamız lazım. Zaten çok bir hamle şansım kalmadı. Son bir hamle daha yaparsam çok iyi olur. Yoksa dediğin gibi açığa çıkarım. Bence sen yapacağını yaptın. Bundan sonraki hamlen senin sonun olur. Ben isterim sonun benimle birlikte olmak olsun Fıstık. Yani çok uzun yıllar. Hadi öptüm seni. Ebru yengenin telefonu kapalı abi. Başlayacağım onun da telefonuna. Abi belki Hızır abilerdeyse. Malum. Doğru söylüyorsun. Siz yine de herkesin kimliklerini mimliklerini toplayın. Ebru'ya gönderin. Sorsun soruştursun. Bunlar kimin itiymiş öğrensin. Kimse de kimlik çıkmadı abi. Oğlum neysene gırdırtma kemiklerini Selçuk. Bakın işte kameraman bana neyse bir şeylere. Sen canını sıkma Dido. Bu altı kim yediyse yarın cevabın olur. Ben Hayriye babaanneye üzüldüm amca. Yoksa kimin yaptığını biliyorum. Kim yapmış? Tanıdık birini mi gördün? Yo. Sadece hissettim. Bence Kaya yaptı. Beni kaçırmaya çalıştı. Yok artık. O kim ki öyle bir şey yapacak? Eğer ki böyle bir şey çıksın var ya. Tamam Mesut. Çok şükür bizde bir şey yok. Zamanı geldiğinde gereği yapılır. Şimdi bunları konuşmanın sırası değil. Ya ne konuşayım abi? He? Sadece Çakır Beylilerin değil. Hepimizin anası öldü. Canımız yanıyor. Bu acıyı birinden çıkaracağız elbet. Bilip bilmeden kimsenin günahına girmeyin Behzat. Bunların hiç sırası değil Allah aşkına. Tam yeri ve zamanıydı abla. Hayriye Hanım bana dedi ki... bekle beraber gidelim. Neredeyse aynı vakitlerde beraberce gidecektik. Hızır'ın yaptığı dadaşlık değil... düşmanlık. Ya ikiniz bir oldunuz. Bu kadıncağızı öldürmeye mi karar verdiniz ha? Ne sen ölemedin diye pişmanlığını... ne de sen birini öldüremedin diye kahrını çekecek halimiz yok. Bir taziyemiz var. Herkes kendine bir çeki düzen versin ya. Hep diyordu ki... İnşallah ibadet ederken ruhumu teslim ederim. Allah'ın sevgili kuluymuş. Öyle de oldu. Ya öyle hemen hastaneye falan yetiştirseler... kurtulamaz mıydı abla? Yok amca. Halam bulduğunda zaten çok geçmiş. Yakında doktoru vardı, gelmiş bakmış. Yapacak bir şey yok demiş. Hayriye Hatun rahmetli. İstemezdi öyle hastaneleri, morgları. Beni evimden kabrime götürün derdi. Beni de abla, beni de.
Madem herkes burada, sizin de aklınızda bulunsun. Öyle son müdahale falan istemem. Hatta herhangi bir müdahale istemem. Ah anam ah. Şimdi gönül ne güzel karşılamıştır seni. Zaten birini bekliyordu. Ben duyunca ne yapacağımı bilemedim. Gel abla, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Gel geç. Nasıl bir geceymiş ya? Size burada saldırıyorlar. Otelde bana silah çekiyorlar. Hayriye Hanım evde vefat ediyor. Hayırdır, otelde kim silah çekti sana? Kız arkadaşın. Ne yaptın ki sen Ebru'ya? Vallahi ben hiçbir şey yapmadım Behzat. Ceylan'la ifademi almaya geldiler desem, Hayriye Hanım'ın haberi gelmese öldürüyorlardı yani. Ne öldürmesi mi öldürmesi? Seni korkutmaya, buralardan çek git diye tehdit etmeye gelmişlerdir. Öyle değil Emine Hanım. İhanet, mihanet bir şeyler diyorlardı. Neyse. Şimdi yeri ve zamanı değil. Değil. Burayı basanlar kimmiş? Öğrenebildiniz mi bari? Biz burada yokken geldiklerine göre... ya buranın kime ait olduğunu bilmeyen, ölüme susamış 3-5 tane cahil hırsız. Ya da... bana göre kayalar. Şu sana talip olan. Ya yok öyle bir şey ya. Boş boş konuşmayın. Gece gece bana insan öldürtmeyin. Haşmet abi. Ben Hayriye Hanım'ın cenazesine katılmak istiyorum. Hızır'la henüz konuşamadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ne tanırsın Hayriye Hatun'u sen Bahar? Hızır'ı teselli etmek için diyorsan... kabristan yeri değil. Hayriye Hanım'ı tanımıyordum, doğru. Ama yine de orada olmak isterim. Hızır'ın bu acılı gününde yanında olmak. Haşmet abi izin verirse tabii. Cenazedir bu. Herkes katılabilir. Her ne kadar Hızır sadece aile dediyse de... Bahar da bizim ailemizden sonuçta. Didem'in yakınında durursun. Teşekkür ederim abi. Seko, bunlar bütün lambaları niye yakmışlar? Babalarını mı soyuyorlar? Buraya fabrika kadar elektrik parası gelir şimdi. Kaçak elektrik bağlattın ya sen bana amca baba. Merak etme, bir şey gelmez. Aferin lan it. Bak bunu unutmuştum. Thank you.
Hamdi baba. Şimdi bu Yaman abi Alparslan'ın hesabını benden soracak. Evet, soracak Cevat. Sen ne diyeceksin? İşte sen bir kıyak yapsan da Yaman abi ağır bir ceza vermese bana. Ne diyorsun Seko? Üstünde kıymetli bir şeyler var mı Cevat? Para olsun, altın olsun, kolye olsun, ne olursa. Var Seko, var. Var. Ver. Ceplerini de boşalt. Çok para yok ama. Ha. Seko, saat sende kalsın. O gavurları bana ver. Ver, ver. Hamdi baba, tamam değil mi? 2 saat içinde bu kadar daha getir. Bu saatte nereden bulayım para? Yarın olsa? Ben bugünün işini yarına bırakmam. Git İsmet İtin'den çal, Yavuz'dan çal, birisinden çal getir işte. Cihan Bey gelirken sana pizza getirmiş baba. Toplantıda gerilimden biz de bir şey yiyememiştik. Güzelmiş. Bunların hepsi aynı Hamdi baba. Hepsi karışık. Hepsi aynıysa sen de Cihan'dan çal onu ye. Cevat, seninle sonra konuşacağız. Ben o konuyu sana anlatırım Yaman. Saat sonra falan. Çık dışarı. Ben bunu dolaba koyayım. Isıtır sonra yeriz Hamdi baba. Aferin Seko. Kalabının adamısın. Bazıları gibi değilsin. Kimi kastediyorsun Hamdi baba? Bu kim? Özcan. Cihan Bey'in yeğeni. Hani kafasına silah dayamıştınız? Ha. Şu saati çakma çıkan yeğen. Ben o saati 30.000 euroya almıştım Hamdi baba. Hamdi baba, konumuza dönecek olursak... Dön, dön. Alparslan ölmemiş. Masada da oğlun Yaman birdenbire barış ilan etti. Yaşasın tipi, çok yaşasın Hızır dedi. Ne yapacağız şimdi bakalım? Sen de ölsünler deseydin Yavuz. Sen öyle söyledikten sonra biz hayır, bu masanın belli kuralları var. Olmaz öyle şey desek bir anlam ifade eder miydi? Cihan Bey, neyi anlamıyorsun? Hızır oraya gelmeseydi tipi ölmüştü. Hızır oraya geldikten sonra bütün plan zaten çöktü. İlyas'ın elinde silahı. Ne yani? Abisi tamam kafama sık dedi diye. Sen, ben, Selman...
Yavuz dururken Hızır'a mı sıkacaktı? Cihan abi, farkında mısın? Abim bizzat masayı yönetiyor. O kim için ne diyorsa o oluyor. Sen lider ol, sen önde. Masa abimin dediklerinin aksini yapsaydı, evet biz kaybederdik. Şimdi kazançlı mıyız yani? Alparslan bizi öldürmesin diye yine mekan değiştirdik. Hakikaten cenazede nasıl yan yana geleceksiniz Alparslan'la? Geleceğiz. Taziyelerimizi sunacağız. Onlar nasıl abimi öldürüp cenazemize gelmişlerdi? Biz de aynısını yapacağız. Sonra da Alparslan'ı indireceğiz. Peki kim yapacakmış bu işi ya da yaptıracak? Ben hallederim. Oo, Hamdi Baba bu işi hallederim diyorsa bu iş bitmiştir. Hamdi Baba, bu işi hallet, dile benden ne dilersen. Aferin Yavuz. Senden son bir dileğim olacak. Son derken? Bir daha bir şey istemem anlamında söylüyor. Hmm. Eğer yarın bu dediğinizi yapamazsak, masanın kontrolü elimizden gider. Benden söylemez. Sen sadece söyle. Söylemek bedava ya. Hiçbir şey yapma, sadece konuş. Ayıp oluyor baba ya. Cihan Bey o kadar pizza getirmiş. Sizin bu hayatta keyfinizi ne kaçırır bilmem ama ben kaçırmayayım. Size müsaade. Abi ben de uğurlayayım. Ben de uğurlayayım. Cihan abi ayıp olmasın. Sen de uğurla. Kusur kalma. Senin kuş ne yapmış? Bunun bacısı Hızır'ın karısı ne oldu? Anaları ölünce maalesef bir şey olmadı baba. Ben Fuat'la yarın konuşacağım. Bu Hızır'ın kellesini götürmedikçe siz her seferinde duvara toslayacaksınız. Alparslan'ı öldürteceğim dedin. Hızır'ın önce dalını budağını keseceğim. Sonra da kendisini öldüreceğim. Neyini anlamadın? Thank you.
tutun. Toprağı senden alacak başka bir şey kalmadı. Kaderi yaşayacak kadar büyüksün. Ama kaderi yazacak kadar değilsin. Ömer aradı. Kimseye deme. Yalnız babama söylersin. Yarın gelsin, bizi havaalanından alsın dedi. Ama ben dayanamadım. Herkes bilsin istedim. Bak milleti darlama. Yol uzun, huzursuzluk çıkarma. Yok içmeyin, yemeyin. Ramazan durdu. Ya seferi ileride? Devenin üstüne gitmeyler. Arabanın içinde gidiyorlar da. Ya ana sana ne? Millete sevap dağıtmak sana mı düştü? Ben anayım. İstemem kimse günah işlesin. Bak Hizar. Dersem ki Yunus'u geri göndermişsin. Her şeyi söyler. Koskoca masanın başına geçmiş. Koca koca mafya babalarına elini öptüren şu kuşağını bir tehdit etmedi. Ya benim bir tane anam var, bir tane. Başka kimin var şu dünyada? Hangi birini sayayım? De bak, nasıl oldu bu iş? Bilirsin ana, işte bu işler nasıl olur. Çok sıfatına. Bırak, bırak, istemiyorum. Ne demek istemiyorum? Gider başkasını öperim baka. Kaldıysa öpmediğin biri, burada oturduğun kabat. Git öp cehenneme kadar. Git. Ulan hiç kimse karısına bu kadar düşkün bir adam görmemiştir ya. Karılara düşkün adamı ben her gün giriyorum da ne oluyor? Sen beni niye suçluyorsun ana? Ben babama çekmişim. Bu avukat kızları diyorum. Onlar yalnız. Avukat kızları derken? Birinin tipiye, birinin de Beyzat'a. Elimizde çok iyi iki delimiz var. Bunlarla evlenirseniz çok iyi olur mu diyelim. Biz niye diyelim ki ellerimizdeki mallar çürüktür? Hepimiz er ya da geç senin dediğine geliyoruz ana. Sırf sen mutlu ol diye. Mutluluk neymiş? Sizi bu halde görmek. Bu mutluluk mu uşağım? Sana ne yapıyorsun ya? Hayriye Hatun, Hızır, o Hızır, dur. İyi misin kardeşim? İyiyim, iyi diyelim. Asıl siz iyi misiniz ya? Kapıyı çalan birini sopayla vurmak ne demek ana? İnşallah. Neye inşallah, onu da de. Hayırlısı inşallah ana. Hadi lan, yürüyün. Size bir şey demeye çalışıyoruz herhalde Hayriye Hanım. Ne diysen Herul gibi de. Bu halin ne dolu? Bu halimize de şükür. Bir bez ver de yerleri de sileyim. O vakit ben onu şu örtümü ütüle. Sebep? Dışarıya çıkacağım. İlyas'a gideceksin değil mi? Elim çalışsın, çenen değil. Ölüm kalanlar için bir imtihandır. Hayat ise gidenler için. Yatakta mı öleceksin? Yıkılacaksan savaşarak yıkıl. Bu dediklerimi düşün. Ne yapıyorsunuz? Eşkıya gibi odamda. Ya ana ya. Ya bir halt ettik, kırılmadık yerimiz kalmadı ha. Öpecektik de. Hadi gelin ben sizi öpeyim. Gelin, gelin. Gel bak. Dua edin ki tabancam sanduktaydı. Oh,
Başımız sağ olsun abi. Başımız sağ olsun. Şimdi öksüz kaldık.
Hamdi baba. Kimsesiz doğum gelmiş. Ne diyorsun lan hiç? Vallahi baba. Gördüm gelmiş. Söyle o dilencilerine kaybolsunlar buradan. Sen de çalıştır arabayı. Eve dönüyoruz. Hamdi baba. Çıkışta belki bir fırsat olur. Çocuklar hazırlıklar Alparslan'ı indirmeye. O duanın geldiği yerde babanı mı öldürteceksin lan Yiğit? Onun kimsesizleri mezarların içinden bile çıkar. Hadi yürü. Ne işi var lan burada? Şimdi düşüp öbür bacağımı da kıracağım. Ne işin var benim burada ya? Evladım Kaya. Gerekirse öbür bacağını da kır. Kafanı kır. Ama ha buraya... Herkese kendini göster, ha? İyi, tamam. Ulan Kaya, Hayriye anadan dolayı aklım başımda değil ama... Abi dün geceki pis işe bulaştıysan peşin peşin söyle. Gelmişken seni buraya gömü böyle gidelim. Ne gibi abi? Paçalıların evini basmışlar ya, o ne diye reis? Bana ne bundan? Benimle alakam var. İyi. İnşallah yoktur diyecek zaten bizde. Ben ne olayım? Yok bir şeydir. Sonra konuşuruz. Tufan. O mezarların arasına silahlı adamlar görüyorum. Ya onlar bizden midir? Doğanın adamları. Ha, iyi iyi. Thank you.
Fuat. O kimsesiz Doğan İstanbul'a döndü. Eğer o masaya da dönerse, bil ki bizden buraya kadar. Çocuklarımı alır, bu işten çekilir. Koca Hamdi baba. Hiç yakışıyor mu sana? Seni şu anda duyan da Doğan'dan çekiniyorsun zanneder. Bana bak Fuat. Ben hayatta hiç kimseden çekilmem. E adam benim aynım diyorum. Tek farkımız, ben çalıyorum, adam alıyor. Üstelik de kendisi için değil, kimse sizler için. Bunların bir adı yok, kimliği yok. Nereden çıkacakları belli olmayan mecazi adamlar. Gece gelip adamın malını almıyorlar. Canını alıyorlar. Neyini anlamıyorsun? Kimsesiz Doğan'ın kim olduğunu iyi biliyorum. Neler yapabileceklerini de. Ayrıca Fethi abi diyor ki, o Hamdi'nin problemi. O Doğan'a halletsin, biz Hızır'ı. Hızır'ın ensesinde zaten bir silahınız var. Niye tetiği çekmiyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Biz o silahı kendi tarafımıza çekebilmek için çok uğraştık. Çok çaba harcadık. Ha. O kadar yakın birini kaybetmek istemeyiz. Üstelik Hızır'ı öldürse bile asla açığa çıkmamalı. Çünkü Fethi'yi bizzat tanıyor. Değil mi? Aynen. İşte bu yüzden diyorum. Kendi adamlarınızı harcamaya gelince... Benim çocuklarımı harcamaya gelince gebersinler. Git o FETÖ'ye söyle. Biz burada kurban olmayacağız. Oyununu ona göre kursun. Sen geç hele otur Mine. Biz hallederiz. Senin acın hepimizinkinden büyük. Bir de kalkmışsın bize ikramdan bulunacaksın. Sağ ol Tekin. Mine, ana bağ hakkını helal etmedi değil mi? Anadır sonuçta. Hangi ana evladını hakkını helal etmez Suat? Rahmetlinin hep dilindeydi. Gönlünde kimseye dair ne bir öfke ne de bir kırgınlık vardı. Hayırdır Suat? Sen anaya bir yanlış mı yaptın ki? Vur dedi vurmadım ya Tekin. Şimdi ona dert ettim kendimi. Kimi vurmadın Suat abi? Şimdi sırası değil. Allah Hızır abi uzun ömürler versin de. Ama ona gidince sanki ev üstümüze yıkılmış gibi. Yıkıldı. Üstümüze yıkıldı. Bu enkazdan kimse çıkamaz artık. Öyle konuşma Mine. Mekanı cennet olsun anamız. Dostumuz var, düşmanımız var. Her şeyin altından kalkarız evvelallah. Tufan Reis sabaha kadar ağladı. Ben Hızır Reisleri düşünemiyorum bile. Bizim evde de durum aynı. Bir tarafta Tipi abi, bir tarafta Emine abla. Ben Haşmet dayıların bugüne kadar bir şeye bu kadar üzüldüğünü hiç görmedim. Arkadaş, insana inanamayın ya. Ha bu yaşa geldik. Kıyamet kadar adam kaybettik.
İşte insanın anası gibi olmay. Kaçmışsan yerden mutfaktan gelecek. Ne oluyor uşaklar diye. Hepimize çatacak diyorum. Hızır Ali. Bak bir tek senin ana hayatta. Kıymetini bil. Bize başa kesilmiş tavuk gibi dolanıp duruyoruz dünyada. Ne yapacağımızı bilmeden. Ne diyeyim Tipi abi? Belki babaannem hasta olsaydı insan kendini alıştırırdı da. Neresi çok ağır oldu ya. Çok ağır oldu çok. Ama ben size söyleyeyim. Onun yokluğuna alışılmaz. Yerine ne koysan doldurmaz. O bu masadaki herkese hem analık yaptı hem babalık yaptı. Hem sadece bu masadakilere değil. Herkese. Bugün arayanlara gelme demekten iki kere şarjım bitti dayı. Enişte. Buyur İlyas. Anamın baktığı garibanların listesi Hatice abla da vardır. Var İlyas. O işi sen devral. Anamın yokluğunu bari onlar yaşamasınlar. Eyvallah İlyas'ım. Sen hiç merak etme. Hatice abla. Yoruldum. Müsaade edersen ben devralayım. Bak bu sabahtan beri kaçıncı kavurduğun Elva? Teyzem yattığı yerden kalkar da. Gebertir vallahi beni. Benim cenazemde yorulmak nedir diye. Hah. Oldu zaten bu da. Dün sizin eve birileri gelmiş. Kimlermiş? Bir şey çıktı mı oradan? Biz araştırıyoruz Ceylan Hanım. Henüz bir şey çıkmadı. Tabii ben üzüntüden çok da ilgilenemedim. Canları cehenneme. Kimse kim. Buldular işte belalarını. Ebru abla. Sen Emine ablaya benim geçmişimle ilgili bir şeyler söylemişsin. Didem'in arkadaşlarından öğrendim demişsin. İyi de benim hiçbir arkadaşım annemin babamın hikayesini bilmezdi ki. Sen kimden öğrendin bunları? İsmini hatırlamıyorum. Üstünden bayağı zaman geçti. Ya okul arkadaşlarındır ya da komşularınızdır. Niye sordun ki? Ne bileyim. Eve baskın olmadan önce tam da bu konuyu konuşuyorduk da Emine ablayla. Öyle merak ettim. Notlarım da vardır illaki. Öğrenirim önemliyse. Sen bir bak abla bir boşlukta. Abla helvalar hazır. Geçelim mi içeri? Geçelim. Emine abla. Sen ana yarısı sayılırsın. Hepimizin üzerinde hakkın var. Anamın yerine otur. Eksikliğini hissetmeyelim.
Hayri Hatun sizin gibi kardeşler bıraktı ya bana. Nur içinde yaz. Mekanı cennet olsun. Amin. Amin. Ah ablam. Senin de kaderin bu. Bütün kardeşlerin deli. Deli demişken... ben de bir delilik yapayım diyorum. Neticede... anamızın vasiyetidir. Beni mutfağa çekti rahmetli. Ebru'yu sana aldım dedi. Yani buradaki herkesin izni olursa... kırkı çıkınca sözü yerde kalmasın Hayriye annenin. Biz aramızda nikahlanalım. Ya hazır vasiyetten konu açılmışken... teyzem Hızır Ali ile Didem'i de bir an önce baş göz etmek istiyordu değil mi Atcan? Belki de çifte nikah olur. Olur. Ne oluyor ya? Bir sussana kızım sen. İnsanı bir laf ettiğine pişman etmeyin şurada. Yok yok. Doğru söylüyorsun işte. Hızır Ali. Ömürle Emine'nin refakatinde... kızımla görüşebilirsin. Konuşabilirsin. Evlenmeden önce birbirinizi iyice tanıyın. 40 gün müddetiniz var. Abi belki birbirimizi tanıdıktan sonra bazı huylarımızı beğenmeyebiliriz. O yüzden 40 gün dedim ya. Evlenmeden önce beğenmediğiniz huylarınızı değiştirin işte. Haşmet hiç göstermiyorsun ama hakikaten kalıbının adamıymışsın. Abi bu işi alelacele yapmasak Ebru ile Behzat'ın durumu farklı. Onlar birbirlerini uzun zamandır tanıyorlar. Ya bir dakika. Keşke biri Ebru'ya da fikrini sorsa. Emri vaki yapıp kızın üstüne çullanıyorsunuz. Belki evlenmek istemiyor. Belki mesleği, işi gücü evlenmesine engel. Ya onun ne işi gücü olacak ya? Bu arada yeri gelmişken Hızır abi sana nasıl geç evimin kadını ol dediyse Ceylan abla... ben de aynı şeyi Ebru'ya derim yani. Hızır bana gel evinin kadını ol demedi. Gel başımın tacı ol dedi. Ha, evet. Yani ben de o minvalde bir şey yaparım. Aynen. Behzat'cığım konuşuruz baş başa. Sen yüzük alma. Baş başa konuşma. Burada herkesin içinde oldu, bitti, aldım, gitti de. Ben de o yüzden baş başa konuşalım demek istedim Hatice ablacığım. Malum bu kırdığı potlar kendisine biraz pahalıya patlayacak. Hatta süründürmeyi düşünüyorum. Beni kuyumcuyla mı korkutuyorsun Ebru? İtin olmuş. Alparslan. Doğan da geri geldi. Ne olacak şimdi? Ortalık sakinleşecek mi? Yoksa daha beter karışacak mı? Ne diyorsun? Doğan baba cenazeye geldi. Kalır mı, gider mi bilmiyorum.
Ama benim için bir şey değişmeyecek. Değişecek. Bundan sonra herkes için her şey değişecek. Tufan. Alparslan'ın cenazeye gelen hasımlarıyla konuş. Sulh için ikna et. Amca. Adam bir şey söyledi de. Anamız ölmüş. Şimdi çatapatın zamanı. Ben kimse kimseyi sevsin, sarılsın, öpüşsün, barışsın demedim. Şimdi savaşmak zamanı değil. Bizim de acılarımız var. Acılarımızı yaşamak zamanıdır. Bu kadar hengamenin içinde tek sevindiğim şey... ...anamın bir evladını daha toprağa vermemiş olmasıdır. Az kalsın... ...seni... ...İlyas'ı... ...ya da beni kaybedebilirdi. Tipi söylemiyorum bile. Şimdi... ...ben kimse ölmesin demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Nasılsa öyle veya böyle hepimiz öleceğiz. Ama sıralı olsun diyorum. Acılarımız da sıralı olsun. Alparslan... ...yani eğer geri adım atmayayım diyorsan... ...Doğan Baba bu işlerin piridir. Bir onunla konuş bence. Tufan abi sen de... Hazır'ı Yaman'ı çağıracaksın. O kankan İdris Reis'i de çağır da bir ifadesini alalım masaya oturmadan. Adamlar bu işle alakamız yok diyorlar. Ya var diyecek halleri yok ya. Yok diyecekse de gelsin yüzümüze desin yani. İyi tamam. Hazır. Akşam bir toplantı yapalım. Bu olanların hepsini bir konuşalım. İyi olur. Yapın. Benim bir işim var. İşim var derken? Böyle bir günde? Tam da böyle bir günde. Nasıl bir işmiş kardeşim böyle bir günde? Anama sözüm var Emine abla. İlk gecesinde... ...onun mezarının başında beraber kalacağım diye. Biz de gelelim abi. Dedim ya, yalnız kalacağım. Adaş, ben de toplantı sonrası. Gönüle gelirim. Sevdiklerimizle yatarız. Anamla yalnız kalmak istiyorum tipi. Müsaade edersen. İyi, tamam Hızır. Baba, hazır dilenci bulmuşsun. Mezarlığa sokmuşsun. Alparslan'ı delik deşik ettirecektin dışarıda. Niye o işten vazgeçtin? Yaman, hadi bu itler beni anlamıyor. Sen de mi beni anlamıyorsun? O kimsesiz Doğan'ın gittiği her yerde... ...uzaktan sıkacak itleri vardır muhakkak. Daha kurşun Alparslan'a girmeden Doğan'ın kimsesiz itleri seni de Salman'ı da hatta bunu da orada indirirdi. Cenazeye boşu boşuna mı geldi kimsesiz Doğan? Ne yani? Cenazede böyle bir şeye kalkışacağımızı biliyor muydu? İçimizde adamı mı var yani? İçimizde çok it olduğu bellidir Yavuz. Ama ben... ...bu kimsesiz Doğan'ı 40 senedir tanıyorum. O Doğan... ...anasının ölümüne gitmez.
işler gidiyorsa ya bir şey demek istiyor ya bir şey yapmak istiyor. Peki amacı ne baba? Bize dair. Bundan sonrasına dair. Beni ortaya çıkarmaya çalışacaktır. Hızır'ın anasına benzemem. Ben ölürsem üç günah, hepiniz namerde muhtaç olursunuz. Şerefim üzerine yemin ederim ki üç gün bile sürmez baba. Olan bir şey üstüne yemin et Seko. Olmayan bir şey üstüne değil. Fuat Bey, durum acil olduğu için sizi buraya rica ettim. Telefonda onay almak istemedim. Önemli değil Ebru. Senin için ne yapabiliriz? Açığa çıkmak üzereyim. Onların tekrar güvenini kazanmak için... ya bir düşmanlarını yok etmem gerekecek... ya da... Ya da? Fethi abinin verdiği son görevi yerine getirmem. Yani Hızır'ı öldürüp ortadan yok olmam. Bak. Fethi abi sana bir zarar gelmemesi ve bu yakın takibin sürmesi için buna hep karşı çıkıyordu biliyorsun. Üstelik Hızır'ı öldürüp onun evinden, otelinden çıkamazsın. Yani bunu biz bile sana sağlayamayabiliriz. Peki ya ben Hızır'ı kimsenin olmadığı bir yerde öldürürsem? Bunu başarabilir misin? Siz beni yurt dışına çıkaracak her şeyi bu akşama hazır edin. Ben de Hızır'ı öldüreyim. Ama bana bir söz ver. En ufak bir şekilde ele geçme ihtimalinde... bunu yapmayacaksın. Yoksa bunun sonucunu çok iyi biliyorsun, değil mi? Ben Avni değilim. Onun düştüğü duruma düşmem. Eyvallah. Eyvallah. Fırat, Fırat. Buradan geçmenin vakti geldi. Hele güzel, yeni, hele iyi bir yer ayarlayın artık. Tamam babam. Emredersin babam. Şimdi Hızır olsa dayanamaz derdi. Şahin'le Doğan iki kuş oturmuş, kimi kanatlarınızın arasına alıp uçurursunuz derdi yani. Kimi uçurduğumuz belli. Neyini soracak? Şahin, sence biz bir yerde yanlış yapmıyor muyuz? Her yerde yanlış yapıyoruz da... sen nereyi kastediyorsun? Onu söyle. Yani aslana kanat
takıyoruz. Hadi şimdi uç diyoruz. Şimdi bu tabiata karşı. Aslan dediğin yere sağlam basar. Yani havada ne işi var bu bizimkinin? Ayakları yerden kesilen biri değil bizim aslan. Kanat ona garibanları kollasın, korusun diye lazım. Havalansın, uçsun diye değil. Ben İlyas için değildim. Altın gibi çocuk. Ama ayarı yok. Hele bu bizimkinin hiç ayarı yok. Saf altının ayarı yoktur Doğan. İçine bir şey katarsan ayarı olur. Yani sen ben ona ayar vermedim değilsin, öyle mi? Ben vermedim. Sen verdin mi? Açıkçası ben ayar vermeye geldim. Taziye bahane. Nasıl verecekmişsin? Bu alpaslan hedefi bulmasına buluyor. Ama mesafeyi hesaplayamıyor. Yani böyle devam ederse onun taziyesi de yakındır. Aslanın eti acıdır Doğan. Hak babalar bile yiyemez. Bak işte sonra da diyorsun ki ben ayar vermedim. Gelin hele, kimse sizler, gelin, gelin. Merhaba Doğan baba. Özledik seni. Ben bir daha göreceğim hiç kimseyi özlemem. Yani demem o ki, ben hiçbirinizi özlemedim. Ya o zaman neye geri döndün ki Doğan baba? Duydum ki fişek atıyormuşsunuz. Havai fişek. Görüntü var, ses var ama icraat yok. Sen geldiğine göre icraat olur. Olur, olur da benim dediğim gibi olacaksa. Gubilay, la kimsesiz. Sana kaç defa haber gönderdim, yanıma gel diye. Gelmedin. Alparslan babaya hemen koşmuşsun. Yanlış mı yapmışım Doğan baba? Yok yok. Yanlıştan dönmüşsün diyelim. Eyvallah baba. Bırak şimdi çocukları sorguya çekmeyi. Senin planın ne? Esas onu söyle bize. Benim planım mezar taşlarını koyun, insan öldürmeyi oyun olarak görmekten vazgeçin. Artık biraz profesyonel olun diye geldim. Benim amatörlüğe hiç tahammülüm yok. Dün gece gitmişsiniz kendinizi öldürtmeye. Sebep Hamdi'yi yakalayacaksınız. Hamdi kim köpek ki gidip onu yakalıyorsunuz? He? Siz hiç köpek avına çıkan bir avcı duydunuz mu? Avcı odur ki ava gittiğinde kendi değil, itini koştursun. Amacımız bir tek Hamdi'yi yakalamak değildi Doğan baba. Hani içeride bir ajan var. Onu da ortaya çıkaracağız diye ummuştuk aslında. Bak bana, bak bana. Demek bir tane, he? Bizim aradığımız bir tane.
Doğan baba. Doğan mı çok? Aha, ne yapacaksınız içinizdeki ajanı bulunca? Refaha mı ereceksiniz? Bitecek mi düşmanlarız? Hı? Yani bitmez de domino taşı gibi düşündük. Bir tanesini devirirsek devamı gelir diye. Umdunuz. Ha, umduk. Ne diyeyim, Allah umutlarınızı boşa çıkarmaz. Ama bu kadar küçük bir taşı düşürme peşinde olduğunuzu da bilmiyordum yani. Belli ki senin bildiklerin bizim umutlarımızdan fazla. Görür müsün Şahan? Anlatam diye bana ayar veri ha. Gaz veri. E anlat sen de. Buralarda yoktun. Belli ki bir şeylerin peşindeydin. Eğer dediğimi yaparsan, Alparslan, peşine düştüğün her şeyi övgüne sererim. Ben de peşinden gelirim. Ne yapmamı istiyorsun Doğan baba? Eline silah değil, düşmanın eli lazım. Düşmanınla tokalaşacaksın. Beraber yürüyeceksin. Ta ki ilk sapağa kadar. Son sapağa kadar. Ben o kadar sabırlı bir adam değilim. Hey, o zaman sen dön. Bugün gittiğimiz o mezarlığa. Validenin yanına bir kuyu da kendine aç. Bakın, burada hepinize söylüyorum. Birileri evimi bastı. Özellikle ben toplantıdayken bunu yaptı. Karımın, kızımın canına kastedildi. Eğer bu eylem buradakilerden birinin işiyse ya da siz bir şey bilip bana söylemiyorsanız akşam toplantıdan sonra herkes için çok geç olur. Paçalı dayı, şimdi ben anlamadım. Tufan'a sulh için görüşmeye davet ettiğini söyledi ama sen diyorsun ki ben sizin dalınızı, budağınızı keseceğim. Ya şimdi bir karar verelim. Savaşacak mıyız, barışacak mıyız? Birader, bizim eve yapılan baskınla ilgili bir bilgin var da söylemiyorsan savaşacağız. Ha bir alakam yok diyorsan lafa atlama. Abimin lafı İdris Reis'e. Ulan Beysaat, biz sizin evi neden basalım? Ayrıca sizin karınız kızınız bizim de namusumuzdur. La İdris, sana burada namussuzsun diyen yok. Belli ki Haşmetler evlerine yapılan saldırının arkasında bir sebep arayılır. Yani o sebep de acaba evladın Kaya gurur etti de kızı mı kaçırmaya kalktı diye sorayılır. Yahu evladım Kaya merdiven çıkamayı diye buraya dahil gelmedi. Ne kız kaçırması diyorsun Tufan, ne? Niye? Cenazede keklik gibi sekiyordu evladım Kaya. Bak, bastonu elinde düz yolda zorla yürümüş işte. Ayrıca da o gelmek istemedi. Sırf dedim ona ki, bak eğer gelmezsen Alparslan sana sıktı diye gelmemiş olursun. Bizim
kimseye yapacağımız bir tavır yoktur. Hele ki Hayriye Hanım gibi muhterem bir insanın cenazesinde. İdris. Bak senin söylediklerine inanırım. Ama bu olayın altından evladın kaya çıkarsa o iti sana boğdururum. Bilmiş ol. İtirazın var mı? Ya bunu söylemene lüzum yok. Eğer aklından geçerse ben zaten kendim onu boğarım. Neyse akşama kadar Ebru'dan haber gelir nasılsa. Artık kamerasıdır, mobesesidir, kaydıdır, kuydudur. Kimmiş neymiş ortaya çıkar. Yani demem o ki hani o evladın kaya bir merdiven bile çıkamıyormuş ya. Artık akşama bir çukura iner. Ya tamam adam anladı işte. Hepimiz anladık da uzatmayın. Şimdi saraydan kız kaçırma mevzunuz bittiyse eğer... ...ben niye buradayım? Bu konuya gelebilir miyiz? Evet. Şimdi gelelim o konuya. Hızır değil ki. Cenazemiz var, yasımız var, acımız var. Savaşacak zaman değil. En azından birbirimizle. Bu taziyeyi fırsat bilelim, hasımlıkları bitirelim. Bizim de acımız vardı. Siz de cenazemize geldiniz. Hiçbir hasımlık da bitmedi. Konu Alparslan'a gelince niye bitiyormuş? Konu Alparslan değil. Hepimizin hürmet ettiği, anne dediği birini kaybettik. Bunun üstüne bize savaşmak değil, barışmak yaraşır. Yani hani Alparslan da oh çok şükür bu bahaneyle barışalım gibi bir modda değil yani. Doğan babanın dönmesi, Alparslan'ın üzerinde bir tesir olması hani onu bu moda getirir mi diye umdu Hızır abi o kadar. Yani şimdi Hızır değil ki Yaman. Senin abin öldü. Ötekinin karısı öldü. Yavuz'un babası öldü. Mevzuları ya şimdi kapatalım ya da bir süreliğine donduralım. Yoksa bu taziye döneminde birine bir saldırı yapılırsa kimse o saldırıya cevapsız kalamaz yani. Bu da biline. Şimdi ben şunu sorayım. Sonra da ona göre cevap vereyim. Hızır Reis böyle bir talimat mı verdi? Yoksa manevi bir liderin önerisi mi bu? Ya öneri da öneri. Adam barışın diye emir vermiyor. Liderimiz niye bizden rica etmedi de sizi ne aktarıyor onu anlayamadım. Ya anası ölmüş anası. İyi ya işte. Yani şu an hatırını kıracak değiliz. Hani gelsin lütfen desin ne olur desin. Anam öldü. Bir de yeğenim ölmesin. Bize zaman verin desin. Ha biz ona 40 gün verelim. O yok 6 ay desin. 1 sene desin. Yani sonuçta adam acılı. Ve biz de anlayışsız değiliz. Yani müzakereye açığız. Yaman. İlyas'tan bahsediyoruz. İlyas'tan. Bu İlyas dediğin adam dedüklerini dememek için seni de öldürür. Yavuz'u da öldürür. Cihan'ı da öldürür. Kardeşin Selman'ı da öldürür. Tamam. Bu da bir çözüm. Gelsin öldürsün. Ama kaç yaşında adam? Sorumluluğu bir üstlensin yani. Adamı lider diyoruz. Gözünün içine bakıyoruz. Yavuz muamelesi yapmıyoruz neticede. Ya Yaman uzatma. Ne diyorsun yani? Şunu diyorum Tufan Ağa. İlyas gelsin benden bizzat rica etsin. Alparslan'ın rahat duracağına dair de kimsesiz Doğan bizzat kefil olsun.
O zaman ben şahsım adına söz veriyorum. Yani İlyas gelmem demedi. Behzat arar konuşur. Ama kimsesiz Doğan kısmını ben bilemem. Doğan baba beni kırmaz. Onu da kimse kıramaz. Alparslan dahil. Dediğim gibi o kefil olursa bir problem yok. Ya Haşmet, benim aklım evladım Kaya'nın meselesinde kaldı. Bu sizin eve basanlardan birini yakalamadınız mı? Sorgulamadınız mı? Kimmiş bunlar? Kimlerdenmiş? Ya dedik ya İdris Reis, bu akşam dananın kuyruğu kopar. Bunlar kimmiş, kimlerdenmiş? Ebru'dan öğreneceğiz. Ne Ebru'ymuş be? Avukat mı, istihbaratçı mı? Anlayamadık. Sen müstakbel karım diye düşün. Gerisini merak etme Yaman. İşine bak. Kusura bakma kanka. Ciddi düşündüğünü bilmiyordum. Çok sevindim sizin adınıza. Mutluluklar dilerim. Sağ ol, sağ ol. Yani kanka kısmı hariç hepsi için sağ ol. Çocuklar hadi siz arabaya geçin, üşümeyin. Yok yok reis. Biz böyle yok. Ne üşümesi? Biz de arabadayız reis. Yalnız kalmak istiyor Suat. Neyini anlamadım. Ağlayacak diye mi diyorsun? Belki. Canı acımış diye ağlamaya. Anası ölmüş. Tabii ağlayacak. Gecenin bir vakti reis mezarlığa bir başına bırakılır mı? İstiyorsa bırakılır. Ha bu İstanbul'un tuhaf işleri. İşte buradayım hanım. Söz verdiğim gibi. Yanı başındayım. Zaten yakında da yanında olurum. Hadi sen önce... nasıl benim gibi bir evlat doğurduğunun hesabını ver. Ben nasılsa bana sorulan hiçbir şeyin hesabını veremeyeceğim. Son bir analık yaptı.
Anamın ruhuna rahmet. Bizi 40 sene yedirdi, içirdi, giydirdi, bugünlere getirdi. Amin. Nurlar içinde yatsın. Hepimizin üzerinde hakkı ve emeği vardır. Osmanlı kadınıydı rahmetli. Memleketimizin yetiştirdiği en güzel de insanlardan biriydi. Daha da gelmez onun gibisi. Biz tanıyamadık tabii. Tanısa muhakkak bize analık ederdi. Belki bir sürü kötü şeyi de yaşamazdık. Hepiniz acımızı paylaştınız. Teşekkür ederim. Malum bizim için çok zor bir süreç. Ama mukadderat. Bana kalsa anam ölmüş. Bu saatten sonra herkes ölsün. Hiç kimse umurumda değil. Ama madem şahsi değil, herkesi düşünmek konumundayım. Bu çatışmaları durdurmak adına abimin bir önerisi var. Duyduğum sizler de karşı çıkmamışsınız. Ben de gideyim bu acılı günümde. Bir yol bulayım dedim. Başından beri bunun böyle olmasını çok istiyorum. Ancak Alparslan'ın bu konuda uyumlu olacağına bir türlü ikna olamıyorum. Olmaz o. Masadaki bir sürü insanla şahsi husumeti var. Nasıl olacakmış? Üstelik masada da değil. Masanın kurallarını falan da takmıyor. Kimsesiz Doğan kefil olacak dedi abi. Kefaletine dair ondan söz aldınız mı? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Aleykümselam. Alparslan'la beraber geldik. Ben dedim ki arkadaşların bizim koltuğumuzda gözü yoktur. Yerimiz boştur. Kalk gidelim. Senin yerin doldurulamaz Doğan baba. Bizim nesin Behzat? Bizim nesin? Hoş geldin baba Doğan. Seni aramızda tekrar görmek çok güzel. İlyas, herkes senin gibi mi düşünüyor? Yoksa bazıları düşünmeyip birbirlerine mi bakıyor? Kimsesiz baba. Bizim gençliğimiz senin efsanelerini dinlemekle geçti. Bir gün seninle aynı yerde bulunacağımı hayal bile edemezdim. Doğru. Orası olsa olsa cezaevi olabilirdi. Ama aynı koğuş değil tabii. Malum. Biliyorsun bizim olduğumuz koğuşlara Kırkızları koymuyorlar. Ama kimsesiz baba sen daha dakika bir de bizi ezdin. Sana dakika kaç uyardı Yama? Ben insanlara genelde diyorum ki ya 5 dakika adam ol. Sonra hemen diyorlar ki baba kaç dakikamız kaldı? Bizimki o hesap değil kimsesiz baba. Bize bir büyüğümüz nasihatte bulunursa
Biz onun sözünü tutarız. Hatta Alparslan'la aynı yerde bulunmamızın mümkün olmadığını söyledik. Ama eğer kimsesiz Doğan varsa gerisi teferruattır dedik. Öyle mi Mesat? O minvalde bir şeyler dediler işte. Ben de burada sizinle bir uzlaşmada bulunmak arzusunda değildim. Ta ki Doğan Baba bunu rica edene kadar. Yani bundan sonra herhangi bir intikam gütmeyeceğine dair söz veriyorsun. Öyle mi anlayalım Alparslan? Seni illaki bir ara öldüreceğim Yavuz. Ama o gün bugün değil. Sözümü verebilirim. Doğan Baba bu hatırı üzerinden kaldırana kadar böyle. Biz böyle şartlı bir uzlaşma konuşmamıştık. Tabii uzlaşmaya bir yerden başlamak da kötü değil. Biz de az bir yerden başlamıyoruz. Abimizin ölümünü sineye çekip oturduk. O senin şahsiyetsizliğin Selma. Senin üstüne kim hatır koydu? Abi. Ya ben yanlış mı anladım? Vesibadesin. Kimsesiz Doğan'la Alparslan şimdi masaya mı döndü? Şimdi eğer sulh olacaksa iki tane sandalyemiz boş. Biz ikisinin de gücümüze güç katacağından eminiz. Açıkçası hepimize düşen tekrar geri geldiğiniz için size hoş geldiniz demek. Hoş gelmesine geldiniz de bunu Alparslan özellikle sana söylüyorum. Ben seni yıkamadım. Ama sen de beni yıkamadın. Yıkamadığım bir adamla aynı masada oturmak beni onurlandırır. Ben burada olduğum sürece, oturduğum sürece kimseye intikam ya da kin gütmeyeceğim. Ama bunun sebebi sizin beni, benim sizi yıkamamış olmam değil. İlyas amcam bu masaya liderlik ediyor. Bana düşen onun liderliğine itaat etmektir. İnsanlar tek doğar, tek ölür. Ben kimsesiz Doğan olarak diyorum ki burada herkes lidere itaat ediyor. Ama herkes İlyas'ı gerçekten lider olarak biliyorum. Bunu bir sormak isterim. Benim için tek lider İlyas'tır. Tek geçerim. Yaman, sen aynı şeyi diyebilecek misin? Şüphesiz. İlyas'ı bizzat ben lider yaptım Doğan Baba. Emrindeyim. Baban kimin emrinde? Babam hazır reis gibi düşünün. Yani bize karışmaz. Ha işte bunu ondan bizzat duymak isterim. O gelse bana dese ki ben hırsızım, ben çalarım, çocuklarımla işlerim ayrı. O zaman sulh için benim kefaretim geçerlidir. Nasıl olacak bu dediğin? Beni ziyarete gelecek. Hmm.
Biliyorsunuz benim davetime icabet etmeyeni ben ne yaparım? Onun rüyalarına girer kabusu olurum. Çek o parmağını tetikten. Çek dedim.